Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde full transfer konuşalım. Uçağı da birazdan kaldıralım. İlk olarak Vakayeme için Fenerbahçe açıklaması diyelim. Biliyorsunuz ligimizin bu sezonki flash isimlerinden Vakayeme'nin adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılırken yıldız oyuncunun temsilcisinden bir açıklama gelmiş. Sezon sonunda şu anki kulübüyle sözleşmesi bitecek ve temsilcisi Deniz Türker oyuncu hakkında Fenerbahçe haberlerine bir açıklık getirmiş sevgili dostlar. Ne demiş? Ben biliyorum da yine de okuyalım. Hiçbir sorun yok. Trabzonspor ile yeni sözleşme konusunda birkaç konuyu konuşuyoruz. Bir sorun olacağını sanmıyor. Her şey yolunda. Fenerbahçe ile ne ben ne de Antony görüştü. Bu konu hakkında ikimiz de bir şey bilmiyoruz demiş. Yani hiçbir sorun yok. Şu anki kulübüyle yeni sözleşme konusunda birkaç konuyu konuşuyoruz. Bir sorun olacağını sanmıyor. Her şey yolunda demiş. Değil mi? Yani baktığınız zaman ne kadar ilginç değil mi arkadaşlar? Aynı benim duyumlara benziyor. Allah Allah. Demek ki isim benzerliği olabilir. Ama hocam çok meşhur bir duyumcu dedi ki işte Trabzonspor yönetimiyle görüştü. Anlaşamadı, kimse aramadı, sormadı. O da Fener'le görüştü falan filan. İşte size söylüyorum. Bakın yani yeni bir şey olacağını zannetmiyorum diyor. Her şey yolunda. Bir de ben şeyi çok merak ettim. Vakayemen'in yaşını merak ettiniz mi arkadaşlar? Ben merak ettim. Zaten görünce de çok şaşırdım. Vakayemen'in yaşı kaç biliyor musunuz? 33. Hakikaten 33. 21 Mart 89 doğumlu. 33 yaşında. Ve Nijerya milli takımına sadece bir maça çıkmış. Ama bu sezon Süper Lig performansı çok çok iyi. Değil mi? 32 maç, 12 gol, 11 asist, 2465 dakika. Bir kas yaralanması var ama mühim değil. Bu arada serbest kalma bedeli 6 milyon euroydu. Zamanında 1 milyon 100 bin euroya İsrail ekibinden almışlardı. Yani böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Yaşı 33. Ha, yaşı 20-25 olsa biraz üstüne para eklenebilirdi. Ama yok. İkinci bir isim Sabah Lobjanidze. Bakın bu benim verdiğim duyumlar aklınızdadır. En sonunda da yine bir değerlendirmeye çekeriz. Lobjanidze Fenerbahçe'de oynamak bir rüya olur. Atakaşa Hatayspor'un Gürcü futbolcusu Sabah Lobjanidze. Ülkesi basınına Türkiye günleri hakkında değerlendirmede bulunmuş. Demiş ki, iyi rakamlarım var. Takıma yararlı bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Her zaman daha iyisini yapmayı hedefliyorum. Ve başardıklarımla övünmek yerine üstüne koymaya çalışıyorum. Her maça ayrı ayrı hazırlanıp yapabildiğimin en iyisini yapmaya kendimi zorlamaya çalışıyorum. Attığım gollerin veya yaptığım asistlerin yeterli olduğunu asla düşünmem demiş. Ben de öyle. Ben de asla yeterli olduğunu düşünmem. Attığım gollerin ya da yaptığım asistlerin. Bir de Murdar var. Ben o kadar güzel asist yapıyorum. Murdar ediyorlar. Şimdi Lobjanidze 18 Aralık 1994 doğumlu. 27 yaşında. Gürcistan, Tiflis doğumlu. Sevgili Şansal Büyük Ağa Fenerbahçe'yi öneriyorum dedi. Gürcü milli takımda 25 maça çıktı. 2 golü var. Ben Fenerbahçe'yi öneriyorum. Sözleşmesi bitiyor. Bu çocuğu alın dedi. 1 Temmuz 2021'den önce. Yani sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Alın bu çocuğu dedi. Ankaragücü'nde şöyle böyle demeyin. Bu çocuk çok iyi bir topçu dedi. 35 maç 2282 dakika 8 gol 9 asist. Yani Süper Lig'de 32 maç 8 gol 8 asist 2110 dakikada. Ha burada şu etkili. 4,5 milyon euro piyasa değeri var. Burada şunu ısrarla söyleyeyim. Hatayspor takımı ofansif bir takım. Yani ofansif aksiyonları yüksek bir takım. Şimdi oradan bir futbolcu aldığınız zaman sizde tutmayabilir. Ha şimdi İsmail Kartal da tutar da diğerine tutmaz. Şimdi Fenerbahçe iddialarını yanıtlamış. Demiş ki Fenerbahçe bir rüya. Haberleri ben de gördüm. İyi bir futbolcu haline geldiğinizde sizinle ilgilenen çok kulüp oluyor.
Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün benimle ilgilenmesi gururumu okşadı. Orada oynamak benim için bir rüya olur. Ancak ortada resmi bir teklifin olmadığını söyleyebilirim. Hatayspor'la olan sözleşmem devam ediyor. Gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Benim şu an için tek düşüncem bir sonraki maçı kazanmak. Bakın, 2024'e kadar da sözleşmesi var. Hani duyum verin, lafım yok ama neyle verdiğinize de dikkat edin. Hatay'la Avrupa'ya katılma şansımız çok düşük. Ligde oldukça zorlu geçiyor. Şu an 9. sıradayız. 5 puan yukarıda Avrupa bölgeleri diyor. Bir sonraki maça odaklandım diyor. Yani durum bu. Sıradaki haber, Beşiktaş Ozan Tufan için bizi bekliyor. Allah Allah, niye? Çok ilginç. Bu arada Ozan keşke affedilse ya. 2 hafta sonra Beşiktaş maçı var. O maçta kesin golü var oynarsa, biliyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'den ayrılması an meselesi olan Ozan Tufan'ın menajeri Beşiktaş'ta sürekli dirsek temasında diyor. Bak, ben şunu da belirteyim. Siz bu menajer olayından çok anlamayabilirsiniz. Ben kısaca belirteyim de. Misal veriyorum. Ozan'ın menajeri aynı zamanda Lobjanice'nin menajeri olabilir. Aynı kişinin Beşiktaş'tan 4 tane futbolcu da hani bünyesinde olabilir. 4 futbolcunun işte sözleşme uzatmasıydı, ne bileyim teklif değerlendirmesiydi, işte sözleşme iyileştirilmesiydi, indirimdi, kaldırımdı, zırttı, pırttı, kırttı. Bununla ilgili de görüşüyor olabilir. Hani bazen bu tip haber duyup da hocam işte Ozan'ın menajeri Beşiktaş yöneticisiyle yemekteymiş. Aa, iftardadır o. Yok hocam, öğlen neyi yemekteymiş. Vay, pis adamlar, oruç tutmuyorlar demek ki. Dedirtmeyin. Yani bir futbolcunun birden fazla menajeri var. Mesela Eren Elmalı'nın menajeri Erkut Söğüt, yanlış bilmiyorsam. Aynı kişi Mesut Özil'in de menajeri. Şimdi Erkut Söğüt ile Ali Koç bir araya geldiği zaman Eren haberi de yapsan tutar, Mesut haberi de yapsan tutar. Değil mi? Önemli olan tutarlı haber vermek. Şimdi değerli kardeşlerim, Beşiktaş olan için girişimlerini sürdürüyormuş. O da geri sayıma geçmiş. Fenerbahçe'den ayrılması an meselesiymiş. 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla kulübüyle sözleşmesi, yani Fenerbahçe'de 2023'te sona eriyor. Güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro. Bu sezon sadece 6 maçta forma gidiyor ligde. Golü asisti yok. Ozan'ın Fenerbahçe formasını giydiği 7 yılda 3 kez kadro dışı kaldığını da hatırlatalım. 2019 yılında 6 aylığına Alanya'ya kiralandı. Orada müthiş bir çıkış yakaladı. Fenerbahçe'ye döndükten sonra formunu devam ettirdi. Vitor Pereira döneminde gözden düştü. Sene başında Watford'a 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla gitti diyor. 6 değil, 9. 9 ama kümede kalırsa 6'ya alır ya da 7'ye alır gibisinden maddeler konuşuluyor. İnşallah doğrudur. Kümede kalmazsa bile alır diye, pardon. Yani bir kez daha Fenerbahçe'ye döndüydü diyor. Premier Lig yazasım gelmiyor çünkü Watford takımı çok aptalca sonuçlara imza atıyor. Bakayım, bir matematiksel olarak düşmeyi garantilemediler ama hala 22 puandalar. Everton 29 puanda, 2 maçı eksik. Ve 33. haftadalar, 5 maçları kaldı. Muhtemelen düştüler yani. Watford Manchester City'den 5 yediler. Normal yani 5 yemeleri. Burnley ile maçları var cumartesi günü. Hani Crystal Palace, Burnley, bir de Everton, bir de Liverpool'la maçları var. Leicester City. Bir de Chelsea. Ha. Yani bunlar bu fikstürden kurtulamaz, düşerler. Onu da söyleyeyim. Tabi belli olmaz, inşallah başka bir madde vardır. Hani kümeden düşse bile işte şu kadar paraya alabilir maddesi vardır. İnşallah da kaktırırız, yoksa sıkıntı. Fenerbahçe'ye sürpriz teklif. Sabitzer. Bakın, çok güzel bir oyuncu. Sabitzer. PES oynayan arkadaşlar bilirler. Çok iyi bir oyuncu. Yani inanılmaz bir oyuncu. Fenerbahçe'ye gelmeyecek türden bir oyuncu hatta. Fenerbahçe'nin yakın ilişki içinde olduğu Rogon menajerlik şirketi, Bayern Münih'in Avustralyalı merkez orta saha oyuncusu Sabitzer'i Fenerbahçe'ye teklif etti. Yönetim teklifi şimdiden masaya yatırdı. Şimdi Sabitzer sana teklif ediliyor, sen masaya yatırıyorsun. Masaya falan yatırmayacaksın, kabul diyeceksin. Şimdi şampiyonluğun bir numaralı adayı olan bir kadro ile yeni sezona başlamak isteyen Fenerbahçe'ye son derece önemli bir teklif geldi.
İyi ilişkiler içerisinde bulunan Rogon menajerlik şirketi Bayern Münih'in Avusturyalı orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'i Fenerbahçe'ye önerdi. Bu arada Bayern Münih de şampiyonluğunu kutladı. Karşısında öyle bir saçma Dortmund vardı ki yani biraz izledim maçlarını. İnanılmaz pas hataları, hani hiç Dortmund'a yakışır seviyede değil. Marco Reus ne yapsın? Arsenal ve Atletico istiyor diyor haberde. Sabitzer'i. Yani bu iki kulübün istediği ortamda Fenerbahçe'ye önerilmesi Bayern Münih'in de istediği paraya yanaşmamaları etkili. 15 milyon euro planı diyor. Bayern Münih Leipzig'ten 15 milyon euroya transfer ettiği Sabitzer'i yine aynı fiyata satmayı planlıyormuş. Öyle söylüyor. 15'i alıp Fenerbahçe'de satın alma opsiyonuyla kiralama modeli varmış. Bir yıllık kiralama. 60 milli maçta 11 gol. Yani 60 milli maçta 11 gol atmış Avusturya milli takımıyla. Umurumda değil. Bu sezonki istatistiklerine bakalım. 22 milyon euro piyasa değeri var bu arada. 2025'e kadar sözleşmesi var. Yazın alındı. Yani yazın alındı. Bu sezon piyasa değeri 42 milyon euro iken, yazın 42 milyon euro iken 15'e alındı. Ha, bilginiz olsun. Yani bunu Süper Lig'de yapsan adına şike ederler de. 30 maça çıkıyor. 1026 dakika, bir gol, bir asist. Şimdi bu tip ismi ancak kiralayabilirsin. Anca kiralayabilirsin. Yani kiralık olarak Sabitzer Fenerbahçe'ye deseler %100 inanın. Niye? Ya ücretsiz kiralama. Zaten futbolcu Bundesliga'da kendini kanıtlamış. Ama Bayern'de oynayamamış ama o kadro zor yani, o kadroda ilk 11'e girmek zor. Girsen ayrı dert, girmesen ayrı dert. Ben şunu söylüyorum şimdi, şampiyon olmak için 2 tane 3 tane Sabitzer kiralayabilirsin. Kulübüne dersin ki arkadaş bizim verebileceğimiz maksimum 1,5 milyon euro ya da 2 milyon euro. Bu tip emin olun 50 tane 100 tane futbolcu bulursunuz. Bir sene önce yıldız ama gittiği takımda kadro şansı, forma şansı bulamadı diye. İşte mesela Beşiktaş Premier Lig'den falan getirdi Başakşehir'i ama çok fazla ücret verdi. Yıllık 4 milyon euro verdi. Bir de paramızın değer kaybetmesi, daha doğrusu yabancı kurun yüksek olması, o da sıkıntı. Ben Sabitzer konusunda bir şey söyleyemem. Ama olsa bile en fazla sadece kiralık olur. Öyle opsiyonlu olmaz. Onu belirteyim. Bir de orta sahayı boşalttık mı ki? Geliyor. Hemen orta saha haberi verelim. Fenerbahçe'de Gustavo ile ayrılık görüşmesi. Gelecek sezon şampiyonluğu oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de sezon sonu birçok isimle yollar ayrılacak. Mesela beklentilerin altında kalan Berisha. Doğru. Şu an kulüp arıyor. 3,5 milyon euro yıllık ücret kazanan Luis Gustavo ile görüşülecek diyor. Görüşüldü. Sezon sonu iki yabancı yolda Red Bull Salzburg'dan 5 milyon euro alınan Mergin Berisha sergilediği performans da beklentilerin altında kaldı diyor. 23 yaşındaki Alman oyuncu, bakın sergilediği performansa bakın. 30 maça çıktı, 7 gol, 3 asist. 30 maç, 7 gol, 3 asist. Yani 10 gollük bir katkı. 30 maç ne yapar? 2700 dakika. Peki 2700 dakikanın kaçında sahadaydı biliyor musunuz Berisha? Çok komik bir şey söyleyeceğim şimdi size. İnanamayacaksınız. 33 maç diyelim. 33 maç 8 gol 3 asist bu arada. Düzeltelim. 33 maçta 11 gol katkısı. Yani her 3 maçta bir gol katkısı. Peki 33 maç ne yapar? 2700, 2910 yapar. Sen de 3000. 1530 dakika oynamış sadece. Yani bu sürenin hemen hemen yarısı kadar. Peki bu sürenin tamamında oynasaydı ve diyelim ki iki katı katkıza bulunsun. 33 maçta 16 gol, 6 asist yapmış olsaydı Berisha. Başarısız der miydiniz? Ben demezdim. Ben demezdim abi açıkçası. Yani 33 maçta 16 gol, 6 asist yapsa, 22 gol katkısı yapsa ben başarısız demezdim ama kan uyuşmazlığı var. Berisha'nın yardımcı forvet rolü, Fenerbahçe'de bu rolü üstlenememesi vesaire. Şimdi Gustavo'da 23 maçta bir gol bir asisti var. Yıllık ücretinden kurtulmak istiyoruz. Hani alacaklarının bir kısmını ödeyip gönderme yolunda falan diyor ama çok beklemeyin. Yani Gustavo'nun gidişini çok beklemeyin. Bu para bırakılmaz kolay kolay. Bırakacağını da zannetmiyorum. Mesut Özil'in menajeri resti çekti.
Sıradaki haber. Hocam bu arada Berisha gider mi? Valla oynayabileceği bir kulübe kiralık gidebilir. Ama bizimkilerin forvet alabileceğini... Neyse. Mesut Özil'in menajeri resti çekti diyor. Mesut'un menajeri Erkan Söğüt. Şimdi oyuncunun durumunu görüştü. Kadro dışı kalan oyuncunun durumu kaotik bir hal aldı. Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ile oyuncunun durumunu görüşüyor ve Sözcü'den İrfan 25'in palavrası haberine göre Başkan Ali Koç'un katılmadığı bu görüşmede. Söğüt diyor ki yani bir an önce takıma dahil edilmesi lazım. Çalışmalara başlaması lazım. Yoksa ben de yasal olarak işlemlere başlatacağım diyor. Tabii Mesut kalmak istiyor diyor. Af çıkmaması durumunda sözleşmedeki şartların doğrusunda yollar ayrılmak isteniyor ama kadro dışı bırakılamaz maddesi var. Bu da krize sebep oldu. Nasıl olacak? Nasıl edecek? Bilmiyoruz. Yani çok çok ilginç. Bu arada Vakayeme ile ilgili meşhur duyumcu yalan demişti. Luis Suarez için de yalan demişti. Meşhur bir duyumcu var. Kulübe yakın kaynak olan Luis Suarez. Ben de onun duyumuna ithafen bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bir futbolcuyla görüşüyorsan bu yalan değildir. Futbolcu 35 yaşında, 1,82 boyunda, 10 milyon euro piyasa değeri var 35 yaşına rağmen. Bir gol makinası. Bakın 41 maç, 13 gol, 3 asist. Böyle de bir özelliği var. 2143 dakika yani 600 dakika fazla oynamış Berisha'dan. Ha, onun oynadığı lig, İspanya Ligi onun oynadığı lig, Süper Lig. O da ayrı bir mesele. Yani 2143 dakikada 13 gol, 3 asist. 16 gol katkısı ne kadar süre? Yaklaşık 24 maç. 24 maçta 13 gol, 3 asist yapan futbolcu. Başım gözüm üstüne. Ama ilgimiz yokmuş. Yani yalanmış. Öyle söylüyor meşhur duyumcu. Ben de tam aksini söylüyorum. Yalan değil. Kesinlikle yalan değil. Nabız yoklanıldı. Fiyat soruldu. Futbolcu yüksek fiyat istedi. Hatırlayın benim duyumlarımı. Ben size ne dedim? 5 milyon eurodan ağzını açtı. Biz 2 verme niyetindeyiz. 2'yi bir kuruş çıkamayız diyorum. Ha. Keşke 2'yi geçecek olsa. Yani keşke 2'ye geçecek olsa. 2 milyon euroya tamam diyecek olsa. Bizden iyisi yok ama yanaşmıyor. 2'ye ulaşırsa kesinlikle bizde dedim. İspanya'da hatta şunu da söyledim. İspanya'da bazı kulüplerle görüşüyor. Muhtemelen İspanya dışına çıkmayacak. Onlar o parayı verebilir mi bilmiyorum ama muhtemelen çıkmayacak dedim. Şu an için aynı duyumları tekrar ediyorum. Yani bizim istediğimizde çok fark var arada. Ha bu yalan anlamı taşımıyor. Görüşüldüyse görüşüldü. Anlaşılamadı. Bitti. Şimdi önümüzdeki sene 8 artı 3'ün devam etmesi için Kulüpler Birliği anlaştı. İşte bunun maddeyi gönderecek. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe o anlaşılan toplantıya katılmadı. Nasıl olacak, ne edecek? Yani Haziran'da yapılacak yeni seçimle gelen başkan onay verirse bu kesinleşecek. O zamana kadar çok sular akar. Şimdi kısaca şunu söyleyeyim. Sabitzer'le ilgili bana gelen bir duyum var mı? Yok. Ama kiralık olarak gelme imkanı var. Onun dışında asla o Saok asla. Yani satın alma opsiyonu kiralık asla. Suarez'i yalanlıyorlar. Ben de yalanlayanları yalanlıyorum. İlgimiz var, alakamız var. Teklifimiz masada. Hiç belli olmaz bu işler. Trabzon'u konuştuk. Vakayeme konusunda zaten yalanlamıştım. Kesinlikle yalan. Asla gelmeyecek. Hatta Trabzon'da uzatacak demiştim. Yanılmadım. Çok şükür. Lobjanice'yi sordular. Ona da dedim ki arkadaşlar sözleşmesi boştayken önerildi. Almadık. Şimdi mi alacağız? Geçiniz. Çok şükür. Ozan Tufan için inşallah gizli bir madde vardır. Watford kümeden düşse bile. Yani belki 1 milyon 2 milyon euro düşük fiyata gider diye. Elden çıkarız. Yoksa Ozan Tufan için yineliyorum 4,5 milyon euroyu getiren alır. Öyle sözleşmesini feshedelim Beşiktaş'a gitsin falan filan geçiniz. Ya bu salaklığın lüzumu yok. Onun dışında Sabitzer dedik. Berisha kulüp arıyor ama gider ama gidemez bir şey diyemem. Ama kulüp arıyor. Gustavo'nun ben gideceğini zannetmiyorum. Hodri meydan herkese. Mesut Özil şu ana kadar bekletildiği hata çok bekletildi. Bir an önce affedilmesi lazım yoksa yasal olarak sıkıntı yaşayacağız. Bak bu kadar sakat vermişken Ozan'ın Mesut'un en azından idmanlarda olması iş görürdü ama
İsmail Kartal demek ki çok şey yaptı. Durumlar bunlar arkadaşlar. Duyumlar bunlar. Bir beğeniyi çok görmezseniz sevinirim. Görüşmek üzere inşallah.